Cumhurbaşkanı Erdoğan buğday fiyatını açıkladı. Keşke açıklamasaydı. Çünkü bu yılki buğday ürününün çiftçiye maliyeti ton olarak yaklaşık 6.000 lira. Elinden çıkarması gereken, satması gereken rakam ise 7.500 lira. Ancak Toprak Mahsuller Ofisi marifetiyle alınacak buğdayın tonunu 6.050 lira olarak belirlemiş oldular. Bu rakam çiftçi fiyatının maliyetinin çok aşağısındadır. Ve ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne döken buğdayla ilgili de tona 1000 lira bir prim desteği vereceklerini taahhüt ettiler. Bu prim desteğinin ödemesi ise sonbahar ayında olacak. Ve ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'ne herkesin buğday dökemeyeceği ortada ve açık. Çiftçi kayıt sistemine bağlı olmayan çok sayıda çiftçimiz var. Bunların da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne dökemeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla piyasada, serbest piyasada oluşan 7 liranın üzerinde kiloda oluşan fiyatın altında bile açıklaması, buğday taban fiyatını açıklaması abesle iştigaldir ve doğru değildir. Ve ayrıca her ay düzenli olarak ithalatçı bir şube haline getiren Toprak Mahsulleri Ofisi ile ithalat yapılan rakamın yaklaşık 7 lira navlunu nakliyesinde vurduğunda 8 liraya yurt dışından ithalat edilen bu buğday rakamını 6.050 liraya bizim üreticimize reva mı görüyorsunuz? Destek özellikle üründeki girdilerin çok arttığı, 3 kat 4 arttığı bir dönemde maalesef serbest piyasanın da altında buğday fiyatı açıklamak üreticiyi üzmüştür, sıkıntıya koymuştur. Gelin bu yanlıştan dönün. Ayrıca bunun yansımasının da tüketiciye de olumsuz yansıyacağını biliyoruz. İthalat yoluyla yaklaşık 8 liraya kadar ithalat yaptığınız bu buğdayın tüketiciye ekmek fiyatı olarak da olumsuz yansıyacağını biliyoruz. Üreticiyi desteklemek, tüketiciyi desteklemek sizin görevinizdir. Buğdaya üreticinin eline geçecek yeterli fiyatı verin. Aradaki farkı devlet desteği olarak sübvanse edin. Tüketicimiz de ucuza ekmek yemiş olsun.